konuda ciddi anlamda üretilen elektriğe devletin desteği mevcut. Bunu fark eden firmalar bu tesisi almak için yoğun taleplerde bulundular. Son olarak Akhisar'da bulunan bir firmamız buradaki Pirna tesisini satın aldı diyebiliriz. Şu an çalışmalarına devam ediyor. Burada üretilen Pirna'dan bu bölgedeki 50 kilometre çapındaki bütün zeytin atıkları diyelim Pirna bu tesise gelerek burada bitkisel atıklardan elektrik üretilecek. Bu elektrik enerjisi de devletin enerji ihtiyacının bir kısmını karşılayabilecek. Aynı zamanda OSB'nin de enerji ihtiyacının bir kısmını karşılayacak. Bu noktada önemli. Bunun yanı sıra... Hep tasarruf, ne güzel. Hep tasarruf. Pirna tesisleri dediğiniz gibi atıkları yoğun kirli olan atıklar. Hemen yanında organize sanayi bölgesinin büyük bir arıtma tesisi olması nedeniyle bu atıklar hiç doğada ve bu OSB içerisinde beklemeden arıtma tesisine alınıp orada işleme tabi tutulup arıtılacak. Bu arıtma tesisiyle ilgili de şöyle söyleyebilirim. Zeytincilerin atıklarını biz karışık olarak, yani OSB'lerde aslında genel olarak OSB'lerdeki sıkıntı bu. Çok çeşitli firmaların hepsinin atık suları bir kanalizasyon sistemine verilip sonra arıtılmaya çalışılıyor. Çok karışık ve yani kirliliği yüksek sular elde ediliyor. Burada sektör tek olduğu için gelen suyun karakterizasyonu aynı. Bu suyu da biz OSB'ye alırken yıkama suları ve bu kuyulardaki asıl kara suyu yoğun olan kirli suları ayrı olarak arıtma tesisine getireceğiz. Başta tesise girerken iki farklı işleme tabi tutup sonrasında da arıtılması daha kolay bir noktaya düşürüp normal arıtma sistemlerinden arıttıktan sonra burada arazilerde kullanıma da sunmayı planlıyoruz. Ama ilk etapta enerji üretip doğaya bırakacağız. Bu da bu bölgedeki zeytinle ilgili sıkıntıları bir ölçüde azaltacak. Arıtma tesisini sağlıklı çalıştırdığımızda Akhisar bölgesinde şöyle de bir sıkıntımız var. Biliyorsunuz zeytincilerin atık suları arıtılması zor sular. Aynı zamanda bu arıtma tesisinin dışarıdaki tesislere de hizmet verebilecek şekilde olmasını planlıyoruz. Bu da Akhisar bölgesindeki kiralama yöntemiyle herhalde. Evet, kiralama, vidanjör ve taşıma yöntemiyle en azından bu bölgedeki zeytincilerin atık sularıyla ilgili bir hizmet oluşturup zeytincileri kendi başına bırakmamayı, onlara da bu çevresel anlamda destek olmak için çaba harcamayı şu an ilke edindik. Firmalarda bunu istiyoruz. Hazırlanan proje içerisinde de bunlar da yer alacak. Sayın Müdürüm, şimdi mantıken düşündüğünüz zaman Kaanlar 6 Eylül'de işletmeye başladığında, yani üretime başladığında, imalata başladığında bu atıklar çıkmaya başlayacak. Evet. O zaman arıtma tesisiyle Kaanlar paralel mi yürüyor inşaatı? Yoksa arıtma tesisi sonradan mı yapılacak? Sonradan yapılacaksa Kaanlar'ın atı ne olacak? Şöyle söyleyeyim. Şimdi firma 6 Eylül'de imalata başladığında, üretime başladığında zeytin alıp öncelikle depolayacak. Bizde imalat yok mu? İmalat biliyorsunuz zeytin tatlandırdıktan sonra belli bir süre sonra oluyor. Biz de bu esnada arıtma tesisimizi ihale edeceğiz. Öngördüğümüz koşullarda tabii bir değişiklik olmazsa zeytin tatlanıp piyasaya sunulacak noktaya gelene kadar biz arıtma tesisinin inşaatına başlamış oluruz. Ve buradaki yatırımcıların bu atık sularının arıtılarak doğaya salınmasını büyük ölçüde öngördüğümüz şekilde yetişmeye çalışıyoruz. Evet. Zeytin OSB'nin içinde mi olacak arıtma, yoksa başka bir yerde mi olacak? İçinde olacak. Arkamızdaki alanda olacak. 40 dönümlük bir arazi ayrıldı bunun için. Atık sular buraya gelip burada yıkama suları biyolojik arıtmaya, proses suları da kimyasal arıtmaya tabi tutulup arıtıldıktan sonra doğaya salınacak. Ben Zeytin OSB ile ilgili mevzuatı öğrenmek istiyorum. Hı-hı. Yani tamamen başvuruları yapıldı, ruhsatları alındı, izinleri alındı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın bundan bilgisi var. Evet. Bu süreci bize anlatır mısınız? Her şey bitti mi mevzuat olarak, yasal olarak? Şöyle söyleyeyim. Zeytin Organize Sanayi Bölgesi'nin kurum izinleri 2012 yılı sonunda, 2012 Aralık ayında ÇED raporu da alınarak izinleri tamamlandı. Bunun devamında kamulaştırma ve kuruluş süreci yer almaktaydı. 2012'den bu yana kuruluş süreci ve kamulaştırma süreci devam etti. Tabii bu esnada ülkemizin de geçtiği bazı sıkıntılar OSB'ye de yansıdı ekonomik olarak da. Bazı yerlerimiz baştan satıldı, sonra geri kaldı ama yaklaşık bir 6-7 aydır OSB'mize çok yoğun bir talep var.
Şu an için kamulaştırması bitmemiş ikinci etabımız var. Orada da inanın ön tahsisler tamamlandı. Şu an onların bile ödemelerine başlandı. Şu an sadece 3 tane büyük parselimiz kaldı. 2012'den bu yana yaşanan bir sıkıntılı bir kuruluş sürecinden sonra son 1 yıldır yaşanan bu yoğun talep gerçekten bizi de mutlu etti. Ve şu anda da gördüğünüz gibi ruhsat, kamulaştırma, tapular, tüm bu sorunlar çözüldüğü için firmalarımız yatırımlarına başlayabildiler. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Evet. Tamamen bitirilmesi, Zeytin Osebi'nin tamamen bitirilmesi, çevre düzenlemesi de tabii dahil olmak üzere, peyzajı da dahil olmak üzere daha yollar yapılacak. Çünkü henüz burada yollar stabilize, inşaat devam, evet, devam ettiği için yolların yapılması, çevre düzenlemesi, peyzajı, ağaçlandırması, çiçeklendirilmesi, sonuçta bir organize sanayi, evet, bölgesi kurulacağı için ona yakışır bir çevre düzenlemesi de yapılması lazım. Tamamen bu halde, bu görünüşle, bu fotoğrafla ne zaman hizmete girmiş olacak? Benim tahminim 2-2,5 yıl içerisinde tamamen her şey bitmiş olur. Bunun nedeni OSB'nin finansal açıdan yaşadığı sıkıntılar değil, firmaların kurulması. Hmm. Yani şu an bizim altyapı ihalemiz içerisinde yolun üst kaplamasını koymadık bilerek. Çünkü gördüğünüz gibi siz de az önce şahit olduğunuz, evet, kamyonlar çok geçiyor, tırlar geçiyor, bozulacak, bozulacak sonuçta. O yüzden önce yolun en altında bile malzemeleri ihaleye dahil edildi. Şu an elektrik hatları, telekom hatları, kanalizasyon hatları, içme suyu hatları tamamlandı. Şu an yolun son dolma kısmı yapılacak. Firmalar OSB'yi belli bir doluluğa ulaştırana kadar bu şekilde kalacak. Peyzajına ve bu yol çalışmalarına daha fazla devam edilmeyecek. Çünkü bu inşaat sürecinin biraz geçmesi gerekiyor. Tamamen kaç fabrikayı bünyesinde barındırabilir bu arazi? 48 dediniz. Planlama 52 parsel. 48'i şu an talep gördü. Kalan az bir şey kalmış sadece. 4 büyük parselimiz var sadece. Bunların içerisinde de 10 veya 12 firma arasında inşaat ruhsatının bu dönemde müracaatını bekliyoruz. Evet. Kalanlar da önümüzdeki sene müracaat edecek ve önümüzdeki sene ciddi bir doluluğa ulaşıp hatta OSB yönetimini katılımcılara bırakılması bile düşünülebilir yani. Öyle bir sisteme de gireceksiniz. Tabii OSB'de artık mevzuat gereği belli bir doluluktan sonra katılımcılara bırakabiliyoruz yönetimi. Evet. Bir de başka bir konu daha var. Tabii organize sanayi bölgelerinde sırf fabrika görmüyorsun sevgili seyirciler. Yani devasa kurulmuş fabrikalarla organize sanayi bölgeleri olmuyor. Bunların sosyal tesislerin de olması lazım. Kafeteryası, yemekhanesi, işte ne bileyim organize sanayi bölgesinde çalışan insanlar için vakitlerini geçirebileceği yerlerinde olması gerekiyor. Evet. Böyle şeyler düşünülüldü mü? OSB'nin girişi Akhisar-Bergama yolunun üzerinde olduğu için bu giriş kısmına özellikle üretilen ürünlerin Akhisar'da şöyle bir şey var. Hani reyon merkez olarak şey, reyon gibi Akhisar'da zeytin almak istediğinizde aklınıza gelebilecek nokta yerler yok. Evet. Burası o önemli noktalardan hemen biri olacak. Hemen yol kenarında, reyon yol gibi kenarında, bir şey düşünüyorsunuz. Zeytin organize sanayinin ürünlerinin satıldığı teşhir alanları oluşturacağız. Giriş kısmımızın sol kısmındaki parseller tamamen ticaret alanı, sosyal alan ve idari alan olarak ayrıldı. Yani sadece OSB içerisindeki çalışanlar için değil, yol üzerinden geçen ve Akhisar'ın zeytinini tatmak isteyen, almak isteyenler için de özel bir alan oluşturacağız. Hı hı. Burada restoranlar, satış yapılabilecek fuarda tabii, diyebiliriz aslında bakarsanız. Evet, evet. Bunu aslında dediğiniz gibi bu satış yapılabilecek fuar. İlerleyen dönemde, hı hı, bu noktalara da gelebileceğini düşünüyorum ama şu an ilk etapta idari ve sosyal alan olarak ilk giriş kısmını ayırdık. Dediğiniz gibi onun yan tarafında daha büyük bir parselimiz var. Orası ilerleyen dönemde fuar ve showroom alanı olarak da düşünülebilir. Bu artık o firmalarımızın parsellerine yerleştikten sonra düşündüğümüz üst ölçek planları. İsmail Bey, şu durumda Zeytin Organize Sanayi Bölgesi'nin imalata başlaması tamamen 2018-2019 yılında yetişecek. Ama geri kalan parsellerin doldurulması ve peyzajının yapılıp tamamen yerleşmiş bir statüye ulaşabilmesi için bir 3 yılın daha geçmesi lazım, evet, diyorsunuz, evet, değil mi? Yukarı, böyle bir açıklama yapıyorsunuz. Aşağı yukarı böyle bir zamana ihtiyaç var şu an için. Peki bu yatırım Manisa'ya, Türkiye'ye ne kazandıracak? Meblağ olarak baktığımız zaman, katma değer olarak baktığımız öncelikle zaman. Öncelikle şöyle, bizim hesaplarımıza göre ekstradan 120 milyon dolar gibi bir rakam kazandıracak. 120 milyon dolar. Evet, onun dışında yani tabii bu bölgesel anlamda yani yurt dışından
yurt dışı olarak inceleyemedik ama diğer bölgelerden bu bölgeye kayacak bu zeytin üretimi buradaki üreticiye yansıması aşağı yukarı bütçe olarak böyle bir rakama tekabül ediyor. Yani ihracatı 120 milyon doların içerisine koymuyorsunuz değil mi? İhracat hariç. Evet. Türkiye içerisindeki katma değerinden bahsediyorsunuz. Evet, evet. Yani Türkiye içerisindeki ekonominin bu bölgeye kayması olarak böyle bir rakamdan bahsedebiliriz. Tabii istihdam olarak da ciddi bir potansiyele sahip. Kaç kişi istihdam edilmesi düşünülüyor? Ya şöyle örneklendirebiliriz. Şu an arkamızdaki fabrika sadece bu fabrikada 200 ila 300 kişinin çalışması planlanıyor. Yöneticiler ve işçiler dahil olmak tabii, üzere değil mi? Tabii. Bunun gibi düşündüğümüzde yaklaşık burada 3000 kişiye yakın bir istihdam sağlanacak. Tüm 1350 dönümlük arazi üzerinde kurulacak fabrikaların tamamında mı? Evet. 3000 kişi. Evet. Tabii burada şöyle bir şey var. Bu tarz nitelikli ve üretimi hedefleyen firmaların burada olması bu sayıyı biraz daha arttırıyor. Şu an görüştüğümüz bir firmanın yatırımı gerçekleşirse örneğin sadece o firma 1000 kişilik bir istihdamdan bahsediyor. OSB ne kadar ilgi görürse, ne kadar çabuk kurulursa bu rakamlar daha da yükseliyor. Değerli yatırımcılar da buraya geliyor. Bu katma değer giderek katlanıyor. Şimdi katma değer dediğimiz zaman sevgili seyirciler, katma değeri sadece bizim az önce Sayın Müdürümüz İsmail Bey'in anlattıkları konular bazında düşünmeyin, o çatı altında düşünmeyin. Katma değer dediğiniz zaman 3000 kişinin burada 1350 dönüm arazi üzerinde kurulacak Zeytin OSB'de çalışacak 3000 kişinin Akhisar'a gelmesi demek. 3000 kişi Akhisar'da çalıştığında, Zeytin OSB'de çalıştığında Akhisar esnafından 3000 kişinin alışveriş etmesi demek. 3000 kişinin çocuklarının okullarda okuması demek. Bakın istihdamın zincirine bakar mısınız? Yani daha doğrusu ekonomik rant. Rant kelimesi bazen bazı yerlerde kötü anlamda kullanılır ama ben rant kelimesi eğer o bölgeye, o ile, o ilçeye, o mahalleye kazançsa kazanç anlamında rant kelimesini kullanmayı seviyorum. Daha şöyle diyebilirim, Akhisar'a rant, Türkiye'ye rant, evet. Akhisar'ın ilçesinde yaşayan esnafa rant, okullarına rant, efendim eğitim kurumlarına rant, pazarcısına rant, efendim emlakçısına rant, ev sahibine evet. rant, her şey Akhisar'ın rantına yani menfaatine. Daha ne olsun? Tabii bu projeyi desteklemek lazım. Ben İsmail Bey'e çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son olarak Manisalılara ve Akhisarlılara neler söylemek istersiniz? Ve özellikle bizim bu programımızı izledikten sonra Akhisar'da bir Zeytin OSB kuruluyormuş. Evet. Biz de gidip görüşelim. Nasıl ulaşsınlar size? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Az önceki rantınıza ben de ilave etmek istiyorum. Dediğiniz gibi bu proje kendi açısından önemli bir proje. Ancak benim de bu projeyle ilgili en önemli düşündüğüm şey az önce belirttiğiniz gibi Akhisar'a sağlayacağı rant. Çünkü pek çok sanayi bölgesinde baktığınız zaman istihdam sağlanıyor evet. Fabrikalar kuruluyor. Ancak birebir bulunduğu ilçeye veya bölgeye etkisi olan fabrika sayısı azdır. Bu OSB'nin güzelliği birebir bu bölgeye ekonomik olarak girdi sağlayacak. Arada üreticiyle fabrika sahibi arasındaki aracıları azaltıp direkt üreticinin ürününün değerlenmesini sağlayabilecek bir proje. Bu noktada tarımsal ürünlerin de girdilerini arttırabilecek KDV yani